Evet, ben şuna katılıyorum. Hani bugün hayır diyen insanlara terörist dememek lazım. Terörist değil onlar. Onlar da bu ülkenin evlatları. Bu ülkeye saygı duymak lazım hayır oyu vermelerinden dolayı. Ama hani Süper Lig'den mahalle takımına düşmeye ben hani bir gazeteci olarak katılmıyorum. Size soracağım. Yani Katılıyor şimdi musunuz? yani şunu söyleyeyim, Mahalle özellikle şey ne öyle düşünüyorsunuz? şey mi olur yani, sonuçta diyelim AK Parti'nin 15 yıllık bir iktidarı söz konusu. 14 Ağustos 2001'den başlayan, 2002-3 Kasım'la devam eden ve oylarını sürekli arttıran bir şey var yani, pozisyonu var yani. Ve ülkemizde hakikaten yapmış olduğu hizmetler de artık herkesin takdirine şayan gözüküyor yani, en azından bunu Tabii. gözlemlerimizde de görüyoruz. Nihayetinde seçim sonuçları zaten milletin kararı, bunu söylememizde önemli bir etken oluşturuyor bizim için. Yani bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla hiç kimse için terörist demiyor. Ama teröristler hayır diyor, deniyor yani. Bu da bilinen bir gerçek. Yani bir 15 Temmuz hadisesi yaşadık ve özellikle FETÖ terör örgütü mensuplarının hayır kampanyasına hangi düzeyde destek verdiklerini yakinen biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla gerek başbakanın gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada teröristler hayır diyor, İşte siz onlarla beraber hareket ediyormuşsunuz gibi bir hava oluşturuyor denmesinden daha doğal bence bir şey olamaz. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi mesela özellikle hayır bloğunun biliyorsunuz önemli etkenlerinden biri ve son 70 yılda 1950 çok partili hayata geçişten günümüze kadar iktidar görememiş bir şey. Yani iktidarsız bir parti. Evet. 1950'den sonra özellikle günümüze kadar. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını göremedi. Dünyaya gözlerini açtığında 68 yaşında, Allah uzun ömür versin. Ama bir realite var ki o da şu, 19. yüzyıla damgasını vuran bir Abdülhamit Han vardı. Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde 20. yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Işıklar içinde uyusun. Aynı şekilde Adnan Menderesler vardı. Allah rahmet eylesin. Turgut Özallar vardı. Allah rahmet eylesin. 21. yüzyılında bir gerçeği var. Bunu kabul edersiniz, etmezsiniz. Seversiniz, Tabii. sevmezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan markası var. Ve ağırlığını tüm seçimlerde göstermiş, ispatlamış. Kaldı ki evet bloğuna oy verenlerin yaklaşık %90'ı AK Partili seçmenlerin, özellikle %90'ı Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevgilerinden dolayı evet O zaman diyorlar. %10 mu MHP veriyor? O anlamda demiyorum. Yani evet Bakarsanız. bloğuna AK Partili desteklerin, Ha, AK Parti için de AK Parti söylüyorsunuz. Pardon, içerisindeki. pardon. Yoksa Şimdi sevgili seyirciler, Titiz Araştırma anket şirketi Ali İhsan Bey yönetim kurulu başkanı 25-28 Mart tarihleri arasında bir anket yapmışlar. O anketi de soracağım size. Ne soruyorsunuz mesela? %53,9 evet oylarının yükseldiği anketten gelen cevapları söylemiş. %46,1 de hayır oylarının verildiğini söylüyorum. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Halka ne soruyorsunuz? Yani ilk sorunuz nedir? halka önce kendimizi tanıtıyoruz. Şirketimizden geldiğini söylüyor anketörler. Ve bu bir anket yapacağız diyorlar. Ülke geneliyle ilgili birkaç sorunuzu alacağız diyorlar. Soruyorlar. Yani yaş soruluyor. Ondan sonra eğitim durumu soruluyor. Cinsiyet zaten baktığı zaman hemen kendini belli ediyor. Tabii. Dolayısıyla daha önce hangi partiye oy verdiniz diyor. Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Referandumdaki görüşünüz. Bu her yaptığımız ankette yani 6 ile 10'a kadar, 15'e kadar, bazı yerlerde 20'ye kadar çıkabiliyor soru sayısı. O yerlerin stratejik bu şeyine göre değişiklik Peki gösteriyor. halkın şeyi nedir? Tabii ekonomi önemli. Şu an halkın en önemli önceliğimiz ekonomi, cebimizdeki para. Bu çok önemli. Şimdi halk evet derken neye göre evet diyor? Onu da detay veriyor mu size? Yoksa yok efendim ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum evet ya da ben Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ediyorum hayır mı diyor? Yoksa ben evet oy veriyorum ama nedeni de şu kardeşim benim çoluğumun çocuğumun geleceği için şundan dolayı evet oy veriyorum. Çok detaya giren yoktur herhalde. Yani %65'i ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum, saygı duyuyorum. O ne Zaten derse ben onu yaparım. yani bir gönül köprüsü oluşmuş Tabii. vaziyette. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın işte Başbakan demeyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanı diyeceğim direkt. Sayın Cumhurbaşkanımızla vatandaş arasında, millet arasında inanılmaz derecede bir bağ var.
Ve bunun adına sevgi mi dersiniz, saygı mı dersiniz, sempati mi dersiniz, adına ne derseniz deyin, kıskandıracak bir bağ. Yani eğer karşı taraftan bakıyorsanız, farklı bir siyasi görüşe mensupsanız kesinlikle kıskanırsınız. Evet. %65'i özellikle evet diyen AK Partililerin Sayın Cumhurbaşkanı'na olan sevgilerinden, saygılarından, sempatilerinden, güvendiklerinden, inandıklarından istikrar için oy veriyorum diyenler var. İşte terörün önlenmesini bir çözüm olarak, evetin çözüm olarak göreceğini inandığım için evet diyorum diyenler var. Aynı şekilde yani çift başlılığın önüne geçmek için, yani biliyoruz 94 yılda 65 tane hükümeti eskitmiş bir ülkeyiz artık. Yani deyim yerindeyse her yıl koalisyonlarla yönetilen bir ülke haline geldik. Bunun da topluma vermiş olduğu bir rahatsızlık var. Bunu da dile getiren hatırı sayılır %13'lük bir kesim var. Dolayısıyla vatandaşın evet demesi için aslında o kadar çok neden var ki. Evet. Yani ama en önemlileri birkaç başlık. Biraz daha, siz daha gitmiyorsunuz, yani buradasınız.